Köyümüzün e, Asma Su Şelalesi'ni siz de gördünüz. Gitmiş olduğunuz uzun yolu vatandaş kendi imkanlarıyla yapmıştır. Devletten hiçbir kat kalmadan yani bundan 3 yıl önce 3 trilyon gibi bir parayla yaptık burayı. Fakat bütün yetkililere her konuda seslendik. Yani buraya bir bakın Araplar geliyor, her çeşit insanlar geliyor buraya. Ama maalesef şu ana kadar hiçbir devletten, milletten, belediye hepsini hiçbirinden bir yararlanamadık. Yaylalarımıza ulaşım çok zor. Neden zor? Yollarımız tabii kötü yollar. E ne kadar müzazat ettikse maalesef bunlara ulaşamadık, yaptıramadık. Açık ve net söylüyorum. <laughs> Bu nedenle özellikle şelaleye giden yolumuzun daha düzgün, daha işlevli bir hale gelmesini istiyorum. Orman kesim yapıyor o mevcut yapılan yoldan. İş bitiminde buraları düzelteceğiz demiştiler. Ama maalesef hala düzeltilemedi. Bir hafta önce yine belediyeye başvurduk. Kredi gönderip düzelteceğiz diyorlar. Hala bekliyoruz. Bayağı da bozulmuş yolumuz. Yani paramızla yaptığımız yolu bozmuşlar. yol şartlarından dolayı hep tabii bize sistemde oluyorlar hatta bu bu kadar güzel bir doğanın bu kadar güzel bir manzaranın böyle bir yol olmaması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla biz burada gerçekten bir mecburiyet hissediyoruz. Turizm daha çok canlansın. Daha çok bir katma değer yani ilçemize, ilimize daha çok bir katma değer katsın diye yani yetkililerden olmazsa olmaz bu yolun betonlanması veya asfaltlanmasını istirham ediyoruz. Burayı biz kendi paramızla yaptık. Ve turizmden de hiçbir şeylik, devletten, yetkililerden hiçbir şey alamadık. Köy halk parasıyla yapmış burayı. Bir, bir yıl oldu, yolun hali içhasıcı duruma geldi. Yetkililerden hiçbir makinede hiçbir şey aldığımız yok. Komple köylü, Aytaş Köyü olarak komple parayla yapılmış bu turizm. Şelalenin orası, buraya gelen turizme gelenler, gezmeye gelenler hepsi yani buradan ya şikayet yani. Buranın bir an önce betonlanmasını veya da asfaltlanmasını herhangi ne şekilde olması gerekiyorsa öyle bir öncülük yapmanızı devletten, yetkililerden istiyoruz abi. Aytaş Şelalesi 11 kilometre hoş geldiniz diye bir tabelayı biz e, talep ettik. Ama yine yetkililer zannedersem buna da duyarsız kaldı. O konuda da çünkü yukarı geçiyorlar, dönüyorlar, soruyorlar. Ama öyle güzel bir tabelayla burayı tarif etseydik çok daha verimli olacağını düşünüyorum.